Sesime hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zümrütcan. Bugün sizlerle okul çocuklarında beslenmeyi konuşacağız. Biliyorsunuz ki okul çağındaki çocuğun büyüme ve gelişmesi hızlı bir şekilde devam etmekte. Bu noktada sizler de çocuklarınızı yeterli, dengeli ve sağlıklı beslemek zorundasınız. Bu noktada tabii ki paketli gıdaları olabildiğince çocuğunuzun beslenmesini de istemiyoruz. Özellikle sütü, meyve suyunu sağlıklı zannederek, özellikle de çilekli ve çikolatalı sütleri ya da meyve sularını çocuğunuza sağlıklı zannederek veriyorsunuz. Ancak çok yüksek miktarda şekerli içecek içirmiş oluyorsunuz. Bu nedenle mutlaka bunlardan çocuğunuzu uzaklaştırmalı, hatta mümkünse tanıştırmadıysanız tanıştırmamalısınız. Bunun yanı sıra diğer besin öğelerinden de örneğin proteinden, karbonhidrattan, yağlardan, vitamin, minerallerden, liften yani posadan çocuğunuzu gün içerisinde yeterli ve dengeli bir şekilde beslemek durumundasınız. Bu noktada tabii ki çocuğunuzun süt ürünlerini, işte et ürünlerini, ekmek ve tahıl ürünlerini doğru kaynaklardan aldığını emin olmalısınız. Örneğin tam tahılları çocuğunuza alıştırabilirsiniz. Beyaz undan yapılmış şeylerle belki tam tahıllı unları karıştırarak önce çocuğunuza sunabilirsiniz. Yavaş yavaş beyaz unun miktarını azaltabilirsiniz. Bunun yanı sıra tabii ki çocuklarınızın beslenme çantası bizim için çok önemli. Beslenme çantalarına ev yapımı gıdalar koymaya dikkat edin. Çünkü siz çocuğunuza ne verirseniz okul saatlerinde mecburen zaten onu yemek durumunda kalacak. Bu nedenle de mümkün olduğu kadar ev yapımı gıdalar koymaya çalışın derim. Örneğin bir sandviç olabilir ev yapımı. Yine evde yapılmış ya da içeriğine güvendiğiniz, mutlaka içindekiler kısmını okuduğunuz, şeker ya da katkı madde gibi, koruyucu gibi herhangi bir maddenin olmadığı ürünleri çocuğunuza verebiliyor ya da evde yapabiliyor olmanız gerekiyor bizim için. Bunun yanı sıra yine meyveleri, süt ürünü, ayran örneğin beslenme çantasına koyabileceğimiz harika bir alternatif. Burada genelde patlarsa denebiliyor. Artık bu şekilde patlamayan içecekler de var. Bunlardan destek alabilirsiniz. Yine meyveler bizim için oldukça önemli. Çocuğunuzun hem şekerli gıdalardan uzaklaşmasına da bize yardımcı olurlar. Hem lif alımlarını arttırmış oluruz. Bunun dışında tabii ki işte peynir, et ürünleri çocuğumuzun beslenmesinde olabildiğince ve ihtiyacına göre yer vermemiz gereken diğer besinlerden. Bu noktada çocuklarda gördüğümüz en büyük problemlerden bir tanesi okula gitmeden önce kahvaltı yapma isteği, yapmama isteği. Burada da çocuğunuza konuşabilirsiniz. Neden kahvaltı yapması gerektiğini anlatabilirsiniz. Ona keyifli tabaklar hazırlayabilirsiniz. Onun ne istediğini sorabilirsiniz. Kahvaltıda ne yemek istediğini sorabilirsiniz. Bu noktada tüm ipuçları size yardımcı olacaktır. Mutlaka öncelikle çocuğunuzla iletişiminizin düzgün olduğuna, onun fikirlerini alıp almadığınıza, onunla mutfağa girip girmediğinize, ona neden neyi ne yemesi gerektiğini anlatıp anlatmadığınıza emin olmalısınız. Herkese sağlıklı, keyifli, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.